en dikkat çekici, ismi akla ilk gelen ilçesi neresidir desem ne dersiniz? Tabii ki Bodrum. Filmlere konu olan, Türkiye'nin turizm konusunda en önemli destinasyon noktalarından biri olan, ismi olan Bodrum. 2019 yerel seçim sonrası biliyorsunuz Ahmet Aras belediye başkanı seçildi. Seçildikten sonra da Sayın Başkan kaçak yapılarla Bodrum'un altyapısıyla uğraşmaya başladı efendim. Ben kendisiyle birkaç kere görüşme fırsatı buldum Sayın Başkan. Göreve yeni geldiniz. Daha tabiri caizse çiçeği burnunda bir belediye başkanısınız. Tırnak içerisinde söylüyorum. Tribünlere, vatandaşa, halka, orada yaşayanlara şirin gözükmek ve bir algı yaratmak yerine, iyi başkan algısı yaratmak yerine siz mücadele etmeye başladınız. Altyapıyla mücadele etmeye başladınız. Çünkü önceki dönem Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye'nin her yerinde kronikleşen bir problemi yaşıyordu Bodrum. Bir ilçe belediye başkanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı inatlaşıyordu. Dolayısıyla ilçe vatandaşları bundan zarar görüyordu. Neden? Büyükşehir statüsüyle yönetildiği için Bodrum yeterli hizmeti alamıyordu. Hatırlarsınız Bodrum en ufak bir yağmurda haberlere nasıl konu oluyordu? Sel, yağmur baskınları bunlarla konu oluyordu. İlçe belediye başkanı yerel seçimlerde 2019 yerel seçimlerinde başka bir partiden, partisini bırakıp başka bir partiden Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu mesela bu süreçte. Hep Bodrum zarar gördü bu kopmalardan, bu ilişkilerden. Ahmet Aras seçildikten sonra önce Büyükşehir'le ilişkileri düzeltti efendim. Bodrum Büyükşehir'den altyapı konusunda yatırım almaya başladı, hizmet almaya başladı. Hak ettiği hizmeti, hak ettiği yatırımı almaya başladı. Altyapıda büyük çalışmalar yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi ortaklaşa Ahmet Aras önce bunu hallediyor efendim. Tabii altyapı yaparken de çeşitli sıkıntılar biliyorsunuz yollar kazıları vesaire. Başkanla konuşmamda hiç önemsemiyorum dedi. Bodrumlulara güveniyorum. Bu sorunun halledilmesi gerekiyor. Halının altına süpüremem. Şirin gözükmek için ben bu sorunları halının altına süpüremem dedi. Yapacağım. Altyapısını bitireceğim Bodrum'un dedi. Neye mal olursa olsun. Altyapısını bitireceğim. Kaçak yapılarla da bir çalışma başlattı. Savaş açtı bir anlamda. Başkan son Ocak, Şubat, Mart aylarında yaklaşık 200 inşaatın kaçak ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenip yıkımı başlanmış Bodrum'da. Kaçak iskeleler bir taraftan yıkılıyor, ruhsatsız iskeleler yıkılıyor, sahiller vatandaşlara açılıyor. Başkan hem altyapıyla hem kaçak yapılarla savaşıyor. Tebrik ediyoruz Bodrum Belediye Başkanı cesaretinden dolayı, Bodrum'a olan sevdasından dolayı ve kangren haline gelmiş 20 yıldır, 30 yıldır halledilmeyen sorunları halının altına süpürmediği için Sayın Başkan'ı tebrik ediyoruz. Bu arada Başkan Covid olmuş. Ahmet Aras, geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Bir an önce sağlıklı bir şekilde görevinin başına dönsün. Kendisiyle rahatsız etmemek için mesaj atmıştım, geçmiş olsun mesajı. İyi olduğunu ve çalışmaları evden yürüttüğünü söylüyor Sayın Başkan da. Başarılar diliyoruz ve Bodrum'da Bodrum'un hak ettiği hizmeti inşallah Ahmet Aras'ın getireceğini düşünüyoruz efendim.